Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Midzi Morze ya da diğer adıyla Polonya serimizin 7. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Videoyu geçmeden önce like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Son günlerde videolara gelen like'ları izlenme sayılarına göre biraz az, dolayısıyla like atarsanız sevinirim dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde dilerseniz bölümümüze başlayalım. Geçtiğimiz bölüm sizler de hatırlayacaksınız ki şöyle genel olarak baktığımızda Türkiye, Suriye, Irak vesaire Orta Doğu'yu girdik. Yunanistan'ı ele geçirerek Balkanlarda tam hakimiyet kurduk. Fransa Savaşı'nı zaten galiba bir önceki bölümde bitirmiştik, tam olarak hatırlamıyorum. Peki bu bölümde hedeflerimiz ne olacak? Bu bölümde artık hem Pers İmparatorluğu'na hem de Çin Cumhuriyeti'ne savaş ilan edip bütün İran coğrafyasında hakimiyet kurmaya çalışacağız ve başarılı da olacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Çin Cumhuriyeti'nin şu an 274 binlik bir ekonomisi var. Pers'in ise 22 binlik. Dolayısıyla elindeki 157 bin kişilik ordu bence yeterli gelir diye düşünüyorum ben. Ama öncelikle asimilasyon işlemlerinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Asimilasyon işlemleri yapılırken bir yandan ben de araştırmaya para vermeye devam edeceğim. Böylece ordu bakımını biraz daha yükseltebileceğiz. Ordu bakımı şu an için önemli çünkü ülkede çok sayıda artık ordu tutuyoruz. Dolayısıyla ordu bakımını biraz daha yüksekte tutmamız gerekiyor artık. Bunun için de teknoloji puanı lazım. Teknoloji haritasına bakıldığında zaten şu anda 1.27 ile en yakın rakiplerimize bayağı bir fark atmış durumda. Birinci sıradayız. Yani teknoloji açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Teknoloji açısından gayet iyi ilerliyoruz. Asimilasyon işlemlerimiz de artık tamamlandı. Hızlı bir şekilde ordularımızı sınırlara doğru çekebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet toplamda sınır bulunuyor. Biz şöyle bir kaçla başlangıcı yapalım. 12 binle biz başlangıcı yapalım abi. Eğer yetersiz gelirse ya da fazla gelirse gerekli takviyeleri veya ordu basım işlemlerini gerçekleştiririz. Hemen yollayalım bakalım orduları. Her bir sınırı 12 bin ordu düşüyorsa eğer fazlasıyla yeterli olur. Bu arada 12 binden fazla düşüyormuş abi. Ben bayağı az yollamışım demek ki. O zaman baştan şöyle bir kez daha 5 biner yollayalım. Herhalde bu sefer tam gelir ya da biraz ordu sayısı yetersiz kalır artık, bilemiyorum. Çok da önemli değil abi. Karşımızdaki devletleri bence rahat bir şekilde yenebiliriz. Zaten Çin Cumhuriyeti'nin ana toprakları burası değil. Pers de zaten bayağı güçsüzleşmiş. O sebepten çok da zor bir savaş olacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Hemen yatırımlara da para vermeye devam edelim. Yatırımlara bu zamandan itibaren gerçekten çok fazla para vereceğiz. Çünkü hala Sovyetler ekonomisine göre biz bayağı gerideyiz abi. 1.7 milyon ekonomi, 1.4 milyon ekonomi. Sovyet ekonomisine göre çok geride kalmış bir durumdayız. Hadramut'ta biz bir barışalım abi. Benim için çok önemli bir devlet değil Hadramut. Lüksemburg. Lüksemburg, dur seni alayım kanka. Hazır bana savaş ilan etmişsin. Hazır ecelini istiyorsun. Ecelin olalım kardeşim, gel. Şurada bir tane de askeri alma yap. Direkt saldırı zaten bitecek. Başka kim vardı? İrlanda. Gel lan İrlanda, seni de alalım hadi. Sana da üzüldüm biraz, hadi gel. Hadi gel. Dışlanmış hissetme sen de, seni de alalım gel. Ya bunlar kim ki bize savaş ilan ediyor? Ben bunları anlamıyorum ya. Bunlar kendini ne zannediyor ya? Siz kimsiniz abi? Siz kimsiniz de bana savaş ilan ediyorsunuz lan? Koskoca Midzi Morze devleti var oğlum karşınızda. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Almayayım ayağımın altına. Şimdi İngiltere'ye çıkarma atacağım bütün orduları şu anda topluyorum. Londra toprağında, daha doğrusu İrlanda'ya çıkarma atacağım orduları, özür dilerim. Evet, toplamda 8000 askerde Lüksemburg topraklarına bir kez daha giriyorum. Ve bu sefer başarılı oluyoruz. Hemen 27 binlik ordumu da İrlanda'nın başkenti Dublin'e çıkarayım. Lüksemburg'la da barış antlaşmamızı imzalayalım. Orduları da hemen bu bölgeden başkentimiz Varşova'ya çekelim. Ve o bölgede asimilasyon işlemlerini başlatabilirim. Evet, çıkarmamız da başarılı oldu. Şimdi hemen İrlanda'yı da bitirip artık hedeflerimiz olan Çin Cumhuriyeti ve Pers İmparatorluğu devletlerine savaşımızı ilan edelim. Aa, bak sen şunlara, 9800 asker. Anlaşılan birazcık daha kaba kuvvet istiyor sevgili İrlanda devleti. Kendisi bilir. Kendisi bilir. Bizde kaba kuvvetten bol ne var oğlum? Gel. Gel. Senin istediğin kaba kuvvet olsun. Söylemen yeter ya. Gel buraya. Topla abi bütün orduları, topla. Tamam, bunu da getir. Aynen öyle. Hadi bakayım. Gel. Kaba kuvvetin babasını getirdim sana. Gel. 48 bin askerle çıkarmaya attık. 44 bin askerimiz kaldı. İlerlemeye de devam ediyoruz. Çok güzel. Güzel. Şurayı ikiye bölebiliriz. 26 binlik ordu gayet fazla bir sayı. 10 bin orduları daha var o bölgede, öyle mi? Tamam, orayı da hallettik sayılır. Bizim de ordu sayımız azaldı biraz. Ama hallederiz herhalde. Tamam, güzel ya. Buradan sonra artık daha kaybetmeyiz biz bu savaşı büyük bir ihtimalle inşallah. Tamam, çok güzel. Evet dostlar, bir savaşın, iki savaşın daha doğrusu sonuna geldik. Hem İrlanda hem de Lüksemburg devletlerini
Yenmeyi başardık. Zaten bize savaş ilan ederek hayatlarının hatalarını yaptılar ve bunu ülkelerinin yok olmasıyla ödediler. Portekiz de bana savaş ilan etmiş. Onlarla da barışalım. Tamam. Artık sanırım hazırız. Bu orduları da buradan Varşova'ya çekelim. Burada da asimilasyon işlemlerini başlatalım. Sonra da hemen savaşımızı ilan edelim bakalım. Evet, başlatalım asimilasyonları. Çok güzel. Artık savaş vakti dostlar. Midzi Morze Devleti, Çin Cumhuriyeti ve Pers'e savaşa giriyor. Hem de birbirleriyle savaşa girmişler. Gerçekten güzel bir haber. Savaş ilan ediyorum her iki devlete de. Evet abi. Hadi bakalım bu savaştan başarılı çıkabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. İlk saldırılarımızı gerçekleştirelim bakalım. Pers'ten zaten artık hiçbir direniş beklemiyorum ben. Onun haricinde Çin Cumhuriyeti'ni de çok fazla zorlayabileceğini düşünmüyorum. Güzel, güzel, güzel ve bütün saldırılarımız başarılı oldu. İlk turda hemen devam edelim ilerlemeye. Orduları bölebiliriz. Ordu sayılarımız gayet fazla zaten. Bunu da ikiye bölelim hatta. Aynen öyle. Güzel. Evet, bu turda yine bütün saldırılarımız başarılı oldu. Hemen geride kalan ordumuzu ileriye doğru çekelim. Siz de ilerlemeye devam edin. Ya zaten Çin Cumhuriyeti'nin bütün topraklarını almayacağız. Sadece İran'daki topraklarını alacağız. Bu sebeple Çin Cumhuriyeti de beni çok zorlamaz diyorum. Ha, Çin Cumhuriyeti'nin diğer topraklarıyla da savaşmak zorunda kalsak gene de çok zorlamaz abi. Çünkü yani 299 binlik bir ekonomiye karşın karşılarında 1.7 milyonluk... 1.7 mi oldu lan? Nasıl bu kadar gelişti lan? Ekonomik yatırım o kadar etki ediyor mu ya? Yaparız o zaman, yaparız. Devam ederiz ekonomik yatırımlara. Ne kadar güzel. Bu kadar etki ettiğini bilmiyordum ben. Devam edelim. Şuradaki ordu sayımız bayağı azalmış lan. Ne olmuş oraya öyle? Çarpılmış abi. Bağdat'tan birazcık ordu getirelim en iyisi. Ha, para yok. Tamam, sıkıntı değil ya. Olmazsa biraz ordu kaydırırız abi güneye doğru. Her türlü hallederiz yani. Evet, hatta şimdiden kaydıralım biz. 19 bin buraya, 34 bin buraya, 21 bin buraya, 19 bin buraya, 10 bin buraya, 13 bin buraya, 2 bin buraya. Tamam, bu şekil. Ya da buradan da 1500 buraya yollayalım. Aynen öyle. Güzel. Yanlışlıkla tur atladım bu arada. Sıkıntı değil ama. Biraz daha ordu kaydıralım. 10 bin asker buraya kaysın ya da 16 bin kaysın. Aynen öyle. 21 bin direkt buraya. 18 bin buraya. Sen buraya, sen de buraya. Tamam, yine atlayalım turu. Evet, gayet iyi. Arkaya bir çıkarma geliyor. Orayı da hemen halledelim. 1000 askerli abi. 10 bin göndermeye gerek yok. 1000. Aynen öyle. Ve artık devam edebiliriz. Bu arada Tahran'a da girmişiz abi. Pers'in başkenti Tahran'a da sonunda girmişiz. Devam edelim. Çok güzel. Yine bütün saldırılarımız başarılı oldu. Zorlamayacağını zaten savaşın başından itibaren biliyorduk, söylüyorduk abi. Tahmin ettiğimiz gibi çok zorlamıyor. Biraz kayıp verdik güney cephesinde özellikle. İran'ın güney taraflarında sağlam kayıp verdik ama herhangi bir sıkıntı yaratmadı bu kayıplar bize. Artık İran topraklarının sonuna geldik dostlar. Sen buradan ilerler misin? İlerlemezsin tabii ki. İlla başka topraklardan gideceksin zaten. Bu işin mantığını ben hala anlamadım. Keşke askerlere bir yol çizebilsek. Yani atıyorum Bağdat'ta bir asker var. Şu şekil şu yoldan gideceksin diyebilsek askere. Asker kendi kafasına göre bir yoldan gitmese keşke. Niye böyle yapmışlar ki ya? Niye böyle yapmış ki Lucas? Neyse, artık sorgulamıyoruz abi pek. Bu arada dostlar, hani şöyle podcast tarzı videolar atıyoruz ya. İşte Age of History 2 eklenmeyen bir özellik ajanlar ya da Age of History 2'de multiplayer olsaydı ya da başka yine bu tarz videolar. Eğer bu tarz videolar için önerileriniz varsa, yani konu varsa aklınızda, işte abi şununla ilgili şöyle bir video çek şeklinde yorumlardan belirtebilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuza gelip de belirtebilirsiniz bunları. Discord sunucumuzda hemen açıklamadan linki bulabilirsiniz. Evet, Çin Cumhuriyeti Savaşı'nın da sonuna geldik. Pers Savaşı'nın da sonuna geldik. Şimdi her ikisinde aldığım bütün topraklarını alabiliyor muyum? Bir kontrol edeyim. 148 yıldız, evet alabiliyoruz. Gayet güzel. Ve Pers İmparatorluğu 83 yıldız. Onda yine bütün topraklarını alabiliyoruz. Gayet güzel. Evet dostlar, artık İran coğrafyasının da tamamını Midzi Morze Devleti kontrol ediyor. Guaxi Özerk Bölgesi'nin tam olarak toprakları nerede? Abi çok saçma yayılmışlar. Ben o iki toprağı da almak istiyorum. Ne yapalım? Alalım abi o zaman, hadi. Ben almak istediğim toprağı alırım kardeş, beklemem. Gel bakalım ordular. Gel bakalım ordular. Gelin bakalım ordular. Sen Varşova'ya git abicim, orada 335 tek başına kalmış, yazıktır. Tamam, hemen şimdi bu Guangxi'ye de savaşımızı ilan edelim. Bir yandan da ekonomik yatırım yapalım hemen. Ülkede enflasyon çıkmış. Saldır abi, zaten sadece bu toprakları alacağız. Tamam, gayet güzel. Barışı hemen imzalayalım. Gayet iyi.
Evet, bu sefer İran coğrafyasının tamamında hakimiyet kurduk dostlar. Gayet güzel bir haber. Hemen şimdi bütün ordularımızı yine Varşova'ya doğru çekelim bakalım. Ve artık sıradaki hedefimiz neresi olacak? Kime savaşı ilan edeceğiz? Bunları yavaştan düşünmeye başlayalım en iyisi. Mısır Krallığı şu an boşta ama çok saçma sınırları var. Almak istemiyorum açıkçası Mısır Krallığı'nı. Orta Doğu'ya açılırdım ama burada da Sovyetler Birliği var. Çok saçma olur gerçekten. Hindistan'a açılma ihtimalimiz var. Hindistan'a açılabiliriz. Hindistan'ın gücü ne kadar? O ne lan? Oğlum, hiçbir teknolojik yatırım yapmadılar bunlar. Hiç yapmamışlar. 0.05. Hiç yapmamışlar abi teknolojik yatırım. Oğlum harika bir şey. Aa. Oğlum ben neyi bekliyorum lan ben? Direkt ben bunlara savaş ilan edeyim ya. Direkt ben savaş ilan edeyim ya ben bunlara. Aynen biz boşuna bekliyoruz abi. Topla bütün orduları. Kaç ordumuz var? Önce asimilasyonları başlatalım İran'da. Sonra da hemen savaşımı ilan edeceğim. Hemen. Hiç beklemeyeceğim abi. Önce asimilasyonları başlatalım. Sonra da bütün Hindistan topraklarını elimize geçirelim bakalım. Bas. Hadi oğlum biraz daha hızlı. Başka bir devlet o bölgeyi almadan önce bizim bir an önce almamız lazım oğlum. 22 bin ekonomili bir Hindistan'ı gerçekten şu ana kadar hiç kimse almamış. Cidden inanamıyorum. Bizim için iyi oldu bu tabii. Artık Sovyetlerin Hindistan'ı alma imkanı kalmayacak bizim sayemizde. Çok güzel. Evet, bütün İran topraklarında asimilasyonları başlattık. Şimdi bu asimilasyonların tamamlanmasını beklerken bir yandan da ekonomik yatırımlarımızı gerçekleştirelim. Ekonomimiz nasıl gelişiyor? Ne kadar büyük bir hızla gelişiyor? Onu da bir kontrol ederim abi. 1.2 oldu. Oha. Hızlı gelişiyormuş lan. Bayağı hızlı gelişiyormuş şu an. Evet, Sovyet ekonomisini geride bıraktık dostlar. Hayırlı olsun. Artık ekonomi açısından da birinci sıradayız. Sovyet'i de geride bıraktık ve birinci sıraya yükseldik. Toplam puanda zaten Sovyetlere bayağı bir fark atmış durumdayız. Müttefiğimiz olmasına rağmen kendileriyle bir yarış içerisindeyiz. Çünkü ileride büyük bir ihtimalle kendileriyle savaşmamız gerekecek. Bu arada isyancı çıktı. Hemen bir askeri alma işlemiyle halledelim isyancıları oradan. Tamam, şimdi her iki orduyu da terhis edelim. Kime karşı? Fransa'ya karşı beni savaşa davet ediyor şu anda Sovyetler Birliği. Vallahi geleyim. Çünkü ben gelmezsem bunlar kendileri halledecekler Fransa'yı. O sebeple benim gelmem çok daha makul olacak gibi görünüyor. Hemen basalım bakalım ordularımızı. Abi Fransa'da niye bu kadar az nüfus var lan? Kim sömürdü oğlum buraları böyle? Sömürülmüş ya buralar. Dur Sovyet dur saldırma sakın bekle. Beni bekle dur. Bu kadar hızlı davranmana gerek yok bekle beni. Ben de basayım ordularını sonra beraber saldıralım tamam mı? Heh. Tamam beraber falan saldırmıyoruz kardeşim ben saldırıyorum. Oğlum. Ha bir tur sonra savaşa... Ha adam bana savaşa hazırlan eventi göndermiş ya. Ben direkt savaşa girdik sandım da tamam. Bir dahaki tur artık savaşta olacağız Fransa devletiyle. Burada da bas abi orduları. Tamam. Hatta şurada birkaç tane de asker alma yapalım. Yeterli. Evet artık savaştayız dostlar haydi bakalım. Haydi bakalım. Savaştan herhalde kolay bir şekilde galip çıkarız. Özellikle Avrupa'daki Fransız topraklarını ben almak istiyorum. Kendi elime geçirmek istiyorum. Bakalım hedefimize ulaşabilecek miyiz? Yani aslında eğer olursa İtalya topraklarını bölüşebiliriz Sovyetlerle. Yani İtalya'nın burası Sovyetlerin bu tarafı da benim şeklinde. Tabii ben bölüşmek istemem. Ben tamamını almak isterim ama eğer bir sorun çıkarsa bu şekilde bir barış antlaşması da imzalayabiliriz sevgili Sovyetler Birliği ile. Devam edelim. Oo. Çetin ceviz çıktı Fransızlar. Bak sen şunlara. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Daha güçsüz bir Fransa bekliyordum karşımda ama beklediğimden daha güçlü bir Fransa geldi. Abi bu ne hiç ordu basamıyoruz ki biz. Ya biz başkentimizdeki orduyu mu getirsek ama Sovyet o zamana kadar çoktan halleder bu adamları. Çoktan halleder yani ama mecbur abicim başka bir seçeneğimiz yok gibi görünüyor. Birkaç tane daha askeri alma yapalım. Yani en azından koparabildiğimiz kadar toprak koparmaya çalışalım abi. Oraya da birazcık destek yollayacağım şuradaki topraktan. Cidden çok az ordu basılıyor ya. Buradaki nüfusları bayağı sömürmüşler. Buradan da devam edelim. Atlayalım abi. Evet orayı da maalesef yine Sovyetler aldı. Evet bu savaşta anlaşılan ben pek bir kendime kar çıkaramayacağım gibi görünüyor. Şu andan itibaren belli oldu sanırım. Ben pek bir kar çıkaramayacağım kendime sanırım. Askeri alma. Ya var ya aslında bırak Fransa'yı Sovyetler alsın. Ben gideyim Britanya Hindistan'ına falan dalayım ya. Oradan çok daha fazla
kendime pay çıkaracağım yani. Çünkü o Hindistan toprakları tamam şu anda ekonomisi düşük topraklar ama yatırımlarla çok güçlenebilecek topraklar oralar. Yani o toprakları alacaksın, bir yatırım yapacaksın. Dünyanın en güçlüsün. Zaten dünyanın en güçlüsüyüz ama daha da perçinleriz yani. Neyse artık bakacağız. Bak çünkü neden? Büyüme oranları bayağı yüksekti o toprakların yanlış hatırlamıyorsam. Yani baksana şu topraklara. Güzel büyüme oranlı topraklar var. Şuraya bakar mısınız abi? %92 tamamı. Ya buradaki topraklardan daha değerli nereden baksan. O sebeple oraları alıp bir an önce yatırımlara başlamamız lazım o bölgede. Ya biz fazla bir şey yapmayalım o zaman ya. Bizim çok bir şey yapmamıza gerek yok. Sovyet halletsin buraları artık. Biz ordu basım işlemlerini yapalım yine. Savunalım elimizden geldiğince. Sovyet gerisini halleder herhalde. İnşallah. Pek güvenemiyorum Sovyet'e de ama. Buraya saldıramıyor muyuz? Saldıramıyormuşuz. O zaman birkaç adet asker alma işlemi yapalım hemen İtalya sınırlarında. Yap bakalım oğlum yap. Hemen orduyu buraya yolla. Şurada da yine birkaç tane asker alma işlemi. Ya abi niye hiç nüfus yok buralarda ya? Şuraya bak ya sömürülmüş abi her taraf. Tamam bu kadar yeter. Yolla şimdi bunu ileriye. Aynen. Aynen. Ne oldu bizim iş ne oldu? Hallet hadi artık sen de şu Fransızları Sovyet. Anca yağma yapıyor. Gerizekalı herif. Kendi alacağın topraklarda niye yağma yapıyorsun? Niye kendi alacağın topraklarda yağma yaparsın ki? Mantık bu işin neresinde ya? O topraklar senin olacak abi. Neden yağma yapıyorsun ki? Neyse. Devam edelim. Savunuyoruz da adam ilerlemiyor ki. Adam durduğu yerde duruyor ya, ilerlemiyor. Bizim buradaki ordumuz ne oldu ya? Ya yemin ediyorum bug of history ya. Yemin ediyorum bug of history ya. Lan ben burada 19 bin ordu bastım. Buraya yolladım. Ne oldu o ordu? Ya bu oyun benimle dalga mı geçiyor? Ben anlamıyorum ki arkadaş. Yolla ileriye. İnşallah kaybolmazsın. İnşallah kaybolmazsın. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben nereden girdim abi bu savaşa? Ben ne güzel gidip Hindistan'ı alacaktım ya. Tamam geliyor oradaki orduda. Hallet artık yeter. İlerle artık yap bir şeyler. Ya abi sen ilerlemiyorsan ben ilerlerim. Başlayacağım böyle işe ya. Geri zekalı herif yerinde duruyor ya. Sen ilerlemiyorsan ben ilerlerim yani kardeşim. Neden yerinde duruyorsun ki? 2 saattir yağma yapıyor adam. Kendi alacağı topraklarda bu kadar yağma yapan bir geri zekalının teki ya. Biz de neyi bekliyorsak abi biraz aptallık da bizde yani. Biz niye bekliyoruz ki? Ne güzel adam bizim elimize toprak alma şansı vermiş biz bekliyoruz. Biz de hata ediyoruz biraz. Yap birkaç asker alma daha. Yolla ileriye doğru. Sen de buradan devam et. Yine geriden de bir miktar destek yollayalım ne olur ne olmaz. İtalya'daki ordular ne oldu? 13 bin ordu buradaymış. Tamam hemen şuraya saldırsın. Hatta bölelim mümkünse 3 yere birden. Aynen öyle. Atlayalım. Lan! He umman abi. Abi Sovyet saldırdı sandım. Ya var ya kalpten gidecektim. Yemin ediyorum Sovyet saldırdı sandım ya. Ya umman aptal mısın abicim? Haddini bil geri zekalı herif. Korkuttun beni ya. Lan var ya. Allah'ım yarabbim. Allah'tan öyle bir şey olmadı ha. Olsaydı var ya oyunu bırakır giderdim ha. Bu kadar hazırlıksız bir şekilde Sovyet'te savaşa girmek abi. İnanılmaz olurdu. Bas bakalım bütün orduları şurada abi. Başka çare kalmadı yani. Geriden ordu basacağız mecburen. Adamlar hala direniyor çünkü Sovyet'in zaten bir şey yaptığı yok. Neyse ki 2000'lik ordum gelmiş artık sonunda. O halde devam edebiliriz herhalde. Devam edelim. Tamam güzel. Sadece Fransa ile savaştayız. Diğer bütün devletler barış antlaşmalarımızı kabul etmişler. Güzel haber. Abi Sovyet hala orada bekliyor. Gerçekten inanamıyorum ya. Hala orada yağma yapıyor adam ya. Ya bu adam niye böyle ya? Ya bu Sovyet niye böyle ya? Ya bu Sovyet niye böyle oğlum? Öl bakayım lan Fransa sen de sal artık da git ya. Dayanamayacaksın, direnemeyeceksin işte. Zorlama be kardeşim. Neyin zorlaması bu ya? Ben anlamıyorum ki. Ne gerek var ki yani orada zorlamana, değil mi?
Abi benim başkentten bir ordu gelmiyor muydu sanki buraya? Gelmiyordu değil mi? Yoktu galiba. Evet, yoktu, pardon. Bir ordu getirdiğimi hatırlıyordum da galiba getirmemişiz. Yokmuş abi ordu. Hemen basalım bakalım orduları. Biraz daha geriden bu sefer de kuzey tarafına yollamak için. Güney tarafına yolladık. Şimdi de kuzey tarafına yollayacağız. İtalya'da da durumlar hiç fena değil gibi görünüyor. Devam edelim mümkünse. Beklemeyelim ki adamlar daha fazla güçlerini toplamasınlar. Aynen öyle. Evet, toplamışlar anlaşılan güçlerini. Sovyet sonunda harekete geçti galiba. Yok, İtalya'da harekete geçti abi. Şurada hala aynı şekilde duruyor. Put gibi duruyor ya. İnanılmaz ya gerçekten. Nasıl hala aynı şekilde durabiliyorsun anlayamıyorum ya Sovyet. Savaşın başından beri. Ya bir de beni savaşa o çağırdı yani. Bana gel dedi savaşa. Gel beraber savaşalım kardeşim dedi. Geldik şimdi adam savaşmıyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Neyse dostlar artık videoda 20 dakikayı geçmiş. Yavaştan bu bölümü burada bitirelim. Hem bir dahaki bölümü bu savaşı tamamlarız hem de Hindistan Savaşı'nı başlatırız artık. Güzel bir bölüm oldu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir ve bizleri Twitter'dan takip edebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.